Selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, bacılarım, analarım, kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beni sorarsanız ben de iyiyim, çok şükür, çok mutluyuz arkadaşlar. Gerçekten insan yani bu kadar mutlu eder. Yani çok mutlu olduk. Bir önceki videomda zaten paylaştım ineğimi doğurduğunu, danamın olduğunu. Şimdi de ahırdan geldim. Ondan sonra onları güzelce yerleştirdim, emzirdik. Annesini doyurdu, yavrusunu doyurdu. Ondan sonra temizliklerin bakımlarını yaptık Şükrü'yle. Sobamızı tabii ki derken yaptık, kaynar sularını düzdüm. Artık olmazsa olmazımız hep oluyor zaten. Yumları da yine tekrar doldurduk buraya. Kahvemi de aldım elime. Dedim ki arkadaşlarla dedim biraz muhabbet edeyim, sohbet edeyim dedim. Arkadaşlar, o kadar güzel duyurdu ki insan hani ilk anneliği tadar ya böyle, ilk yavrusunu alır ya, ay içime bir şeyler oldu. Allah'ım yarabbim, sen ilk torunumu aldın kucağıma. Bu heyecanı, hele Eda benim ilk torunum. Eda'yı o kapıda bizim bekleyişimiz, eşimin bekleyişi. Yani doğumhanenin kapısında sezeryanla olmuştu. Doğumhanenin kapısında o bekleyişimiz yani. Yine bekledik ineğimizi ama bize sürpriz yaptı. Tam böyle buradan çıktım, kınalım, kapıyı açtım. Kınalım, kızım dedim. Ah dedi bana. Yavrum yatmıştı. Beni görünce ayağı bir kalktı. O anda da nasıl doğdu. Daha böyle ısıcak tabii ki. Allah'ım yarabbim, elim ayağıma karıştı. Kucağıma alamıyorum. Hemen çok değerli, kıymetli bir tane arkadaşım. Onu da buradan öpüyorum. O kendini biliyor. Bana dedi ki, Müleğim dedi, hiç dedi panikleme, ağzını sil hemen dedi, temiz bir bezle dedi, ağzını sil dedi, nefes almasını dedi, hani şey yaptı dedi, sonra Dani de dedi annesinin önüne çekersin dedi bana. Onu hemen eşimi çağırdım ağzını silecek, eşimle beraber çektik annesinin önüne, onu yaladı, o yaladıkça o canlandı, ayağa kalktı, Cem lavum geldi yanımıza. O yardımcı oldu. Ben şimdi hani köyde büyüdüm. Köy çocuğuyum ama arkadaşlar köyde hani inek doğurtmadım ki ben. Zaten 14 yaşımda evlendim. Annemin, bizim bir ineğimiz vardı. Annem bakıyordu demek ki, gece falan doğuruyordu ineği. Hiç şahit olmadım. Bir tanesine şahit oldum. Dedem hastaydı. Annem de hep dedemin yanına gidip gelirdi. Kızım ineğe bak dedi bana, ineğe bak dedi. Ahıra gittim, ayakta gezeceğim. Dana ayakta geziyordu yani, hiç şahit olmadım. Ondan sonra çok güzel duyuyor arkadaşlar. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin. Gerçekten Şükrü hani geçen buraya geldiğimizde Melek dana alacağım, dana alacağım, dana bakacağım diyecek. Ben de bakabilir miyim falan diye ona dile getirmiştim. Sonra Sunay'ım olsun, burada bir komşum vardı işte, Semra komşum olsun, Cem lavum olsun. Dani'yi ne yapacaksınız? İnek alın dedi. Hem süt olur hem onun da yavrusu olur, danası olur dediler. Allah bunlardan razı olsun. Onlar da vesile olurlar tabii ki bize. Allah da nasip etti, Rabbim de nasip etti. Nasibe, kısmete çok inanırım arkadaşlar. Kimsenin ne malında gözümüz var, ne parasında gözümüz var, ne toprağında gözümüz var. Allah'ım dileyen herkese nasip etsin. Allah'ım herkese çok versin. Azını bize versin. Gerçekten ay Allah'ım, ahır şimdi var ya dop dolu oldu. O köpekler bile onun dana geldiğini hissettiler arkadaşlar. Hayvanlar kapıya var ya böyle tırmanıyorlar. İçeri alamıyorum. Çünkü niye alamıyorum? Hayvan istemiyor yanda. Danasını kimseye paylaşmak istemiyor. Hele o mavişim var ya, Allah'ım yarabbim, inşallah ineğim de biraz hani daha danasını hani sahipler, hayvan paylaşmak istemiyor şu an. Maviş ölüyor meraktan. Ölüyor. Kucağıma alacağım da onu ya bir gün öyle götüreceğim ya yanına. Şimdi biz ahıra gittiğimizde, biz tabii her bölümü paylaşmıyoruz yaptığımızı, ahıra ile gittiğimizi. Ahıra gittiğimizde maviş hemen gelir böyle ahıra. İneğin işte ağzını yalar, yüzünü yalar, onunla oynar. İnek ona böyle kafasını atardı. Güzel oyun yapıyorlar dahırda. Şimdi biz gidiyoruz, maviş almıyoruz. Maviş bu sefer kapıyı böyle tırmalıyor. Tıyır tıyır tıyır. İnek de buradan onu yapıyor, gelmedi yani.
Böyle işte çok güzel duygu. Allah'ım yine tekrar herkese nasip etsin. İnsanın aynı çocuğu gibi olayım yani. Gece saat, akşam saat kaç gibi oluşur bizim danamız? 7.30. 7.30 gibi oldu danamız. Neyse 8.30'a kadar biz ahırda kaldık. Sonra gittik yine tabii ki indik aşağı yanına. İneğimizle ilgilendik yine. Sonra saat 12'de gittik yanına. Sonra 3'te gittik. Azıcık azıcık danamı emzirdim hem böyle. Ama danamız da açık göze benziyor böyle. Hani tepmem yapmaya başladı. Oyun yapıyor ahırın içinde şimdi. Adını ne koyalım arkadaşlar? Yorumlara yazın. Danamızın adını ne koyalım? O benim danam değil, hepimizin danası, hepimizin yavrusu. Ondan sonra ismini ne koyalım? Ne dersiniz? Ne istersiniz? Bana da yorumlara yazın. Bugün de böyle elime bir bardak kahve aldım. Ya dedim, hayvanımı dedim yani yerleştirim geldim huzurlu yine. Arkadaşlarımla dedim hem muhabbet edeyim dedim. Hem de dedim ismini sorayım dedim. Ondan sonra sobamız da yanıyor burada ısıcak. Çayımız da demlenmiş şu an arkadaşlar. Kahvaltım hazırlanacak tabii ki. Kahvaltıyı hazırlayacağım. Şükrü yine kahvaltı yapacağız beraber yine. İnşallah Allah'ım nasip ederse. Cem lobum aradı. Kızım diye çay yaptım diye gelin diye beraber yine çay içelim diye. Yok Cem lobu dedim ben de. O anda tam ahırdan çıkıyordum böyle. Şalvarım ölem üstünde. Şimdi biz daha buradan yeni çıkıyoruz. Üstümüz başımız değişecek. Ondan sonra siz dedim için sofrada insan bekletilmez. Biz dedim başka zaman yine beraber içeriz dedim ona. Allah razı olsun komşuluk işte arkadaşlar komşuluk böyle bir şey. Şimdi köyde kimse yok. Bu Cem lobum var. Yukarıda yine kaç tane evde kimse yok. Yukarısı daha uzak kalıyorsak da hemen kapı bir komşu Cem lobum var. Arkamda var komşum. Bu gelinin de çoluk çocuğu okula gidiyor. Onun da iki tane ineği var. Onun da işi zor. Allah razı olsun. Komşularımdan çok memnunum. İnşallah Allah'ım onlar da benden memnundur. Rabbim de razı olsun. Böyle komşuluk ilişkisi böyle. Çok güzel duygu. Ne diyeceğim yani aklıma gelmiyor gerçekten. Şey alıp gelebilsem şurada yani şurada dursa annesi müsaade etse geçireceğim danamı yine sobanın yanına. İnek durmuyor. Aman Allah'ım. Yok öyle bir şey. Öyle bir duygu. Annelik duygusu. Annelik. İnsanlar diyorum ya doğuruyorlar bırakıyorlar. Çöpe bırakıyorlar. Vallahi Allah'ım herkese hidayet versin. Hayvan deyip de geçmeyin arkadaşlar. Öyle bir şey yok. İşte öyle arkadaşlar sizlerle kahve içmek, muhabbet etmek güzel bir şey tabii ki. Duygularımı paylaşmak. Ben ekranım Sunay şuna yarıyor. Mari. He, Evet. buyur. Alo. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Hayırlı sabahlar, günaydın bacım. Ya enişten telefonu sessizdeydi. Benimki de videoda. Ben videodayım şu an. İnşallah kötü bir şey olmasın da. İnan doğurdu. Sana resimler attım akşamdan görmedin mi teyzesi? Bakmadın mı? Ay. Bakalım şimdi. Az geç attım ben şu ahırlarla uğraştım ya. Sağ ol, teşekkür ederim. Kızımız oldu biliyor musun? Annenle olduk yine. Babaanne olamadı. Oktay evlenirse babaanne olacağım. Bilmiyorum gülüm ya. Sen de ben de. Bizim oğlanlarda tık yok. Bilmiyorum ben. İşte, ama Allah bunların nasibini karşısına çıkartacak işte. İnşallah. Sunay'ım valla hayırlısı inamız da doğurdu ya. Vallahi çok sağ ol. Çok ama var ya Sunay, bu duygu başkaymış ya. Sanki ilk Eda doğdu gibi. İlk aynı Özlem hani ilk çocuğum doğdu gibi. Böyle çok tatlı oluyor. Küçük yani.
anne. Adını pamuk prenseser o zaman. Öyle mi vereyim? He. Vallahi aynı pamuk prenses böyle. Arkadaşlara da sordum ismin olsun diye. Yazın bana diyorum işte videoda. Şimdi konuştum ben bayağı bir de. Yazarlar. Evet. Geçen gün senden böyle konuşmuştuk, hani muhabbet etmiştik ya bir tane videoda. Evet. Bir tane arkadaş yazmış, ooo Sunay'ın sesi nasıl iyi geldi, çok da özlemiştik diye yazmış. Allah razı olsunlar. Hepsinden Allah razı olsun, senden de Allah razı olsun. Hepsinden Allah razı olsun, hep selam söyleyinler, soranlara soruyorlar, selam olsun. Duyuyorlar onlar seni şimdi, izleyecekler bugün. Tamam. Bu videomu bugün paylaşacağım akşamüstü. Var var, sırtında var. Aynı annesi gibi ön ayaklarının üstünde alası var. Oğlum babası çekmemiş, anasından çekmiş. Sırtında var, alnında yok işte alası. Olsun ya. Sağ sağlam doğmuş ya. Aynen. Aynısı. Sunay aynı anasının şeyleri biliyor musun böyle? Kopyası. Puh puh etmeleri falan böyle kızıp da. O çok kötü duygu oluyor biliyor musun? İnek doğurunca. Anne kendi evlatmış da hayvan. Vallahi ya şey, ona ben tasmayla bak aslında korkana bilen gittim ama hiç aklıma gelmedi boynuna. Eskiden ne yapardı biliyor musun? Ne yapardı? Eski kolonları keserdik de dikerdi boynuna biliyor musun? He ne bileyim ben öyle sen şey. Sen bilmem biz öyle yapardı önce. Ben kendime, benim şahsıma ait hiç hayvanım olmadı ki gülüm. Annemin diyen bina vardı, o da doğururdu, biz görmezdik bile hani. Ben de evlendim şimdi ev kalabalıktı, iki tane kayınvalidem vardı, apura bile hani göndermiyorlardı beni, bana sıra gelmiyordu, Allah razı olsunlar. Allah mekanları cennet olsun ölmüşlerimize. Ondan sonra, ben de şimdi ilk kez yaşadım bu duyguyu. Çok güzel oldu. Eskiden avlular çok soğuk olurdu ya. He. Bizimki de titredi de Cemle oğlum dedi ki dur kızım ahırını sıcak senin dedi. Üstüne böyle bez bağladık, iki kat yaptık. Yapın öyle. İneğin üstüne kattım. İneğin bir ince iğne çok. Yeri iyi ama Sunay. Hiç titreme falan yapmadı. Ya, abla ne kadar sıcak olursa olsun lokum satayım diye. Aynı hayvan insan nasıl? Hayvan evet. Öyle olur. Yapayım öyle. Üstüne şöyle ince şey örtüledi, örtü attım hayvanı. Tamam yaparım. Var öyle polarım var ince polarlarım. Biz öyleyim. Anladım. Ya bir de ahırımız da altta var. Sence evin altında olursa kapalı. Altına diyeyim bir çuval şey, talacı döktük akşamleyin işte eve çıkarken. Doğurduktan sonra. Sonra enişten dedim Cemile abla diyor. Oğlum diyor yeter diyor çok attın diyor. Dana geziyor ya hani. Dana yorulur yeter olduğu yerde. Sonra bir çuval daha döktü enişten. Aynı sünger yataklar var ya öyle oldu vallahi atları şimdi. Maşallah ya. Maşallah. Çok güzel, çok güzel. Hadi. Kendi. Şimdi ben enişten ahırdan geldi. Ondan sonra bir 10 dakika, 15 dakika falan geçti. İşte şur dedim, içime bir şeylik gir dedim. İnat dedim, bir daha baksak mı? Melek dedi, hiçbir belirti yok dedi hani. Belirtmez dedim aslında. Hiçbir belirtisi yok dedi. Ben yine duramadım işte bir 15 dakika önce geçti. Gittim baktım kınalım, kızım, yavrum diyerek gittim böyle. Kapıyı da açmadım. Ihh yaptı bana. Evet doğdum ya. Bir baktım yatıya kalktı ya. Arkasında danası ısıcak daha böyle yeni. Hey. He. O an işte ben giderken doğurmuş yani hayvan. Aynen. Rabbime hep öyle dua ettim. Biliyor musun? Allah'ım dedim hani ineğimi darda bırakma. O da bir can. Candan can ayrıldı da. Anne insan o da hayvan. Bir de hayvan da konuşmuyor hayvanlar. Evet. O da hayvan. İnsan yani. Çok güzel. Hayvan konuşmuyor işte. Aynen. Ben çok öyle şeyler çok duyguladım. Böyle hayvanlar. Ben de akşam enişten diyeyim mi? Şuradan buna kaynar su da var diye. Sen diyeyim yukarıdan diyeyim arpayla diyeyim mısırı getir de diyeyim ben köşül yapayım bir kazan hazırlayayım diyeyim. O diyeyim bu gece doğuracak. Bu da bir şey ettin hayvanın ağzına al biraz. Nasıl? Bunu bulgularına mı yettin keşke?
Verdik verdik. Neler vermedik ağzına. Düştü düştü. Ona dün sabah ben ne yaptım biliyor musun? Bana bir tane arkadaş söyledi. Ben bilmiyorum ya. Yarın kavanoz pekmez koydum. Bir şekerlik şeker koydum. Hani sen onu eledikten kepeği bende kaldıydı ya sen bırakmıştın ya. Evet evet. Mısır ununu. Ondan ona bir tencere höşül yaptım. Ataşta pişirdim. Enerji versin dediler. Hani güç kuvvet verir tatlı dediler. Onu bir yedim ama bence çok iyi geldi ona biliyor musun? İnşallah. İneğim hiç sollanmadı bak. Şeyi de düştü. Biz daha yarım saat arıyla. Ya gördün mü? He maşallah. Aynen. Aynen sunayım ya. Valla. Doğum eden hayvan olsun, insan olsun. Allah yardımcısı olsun. Aynen. O da canlı. Ağzı söyleyeyim, dili söyleyeyim. İnsanın gözünün içine döndüğün sancısı var ya. Öyle gözümün içine bakıyordu hayvan. Ay, o ağrı çekildi işte. Ben sadece değil mi? Huylu hayvan oynadıysa ağrı çekildi. He dedim ya ben sadece. Dün zaten önceki gün başladı onun sancısı bence. Dün önceki gece biz hiç yatmadım. He. Enişten de diyordu ki veterineri çağırıyorum melek diyordu hani biz alamak filan dedi. Allah bize onu koymadı bak mesela korkutmadı. Rabbime şükürler olsun. Allah'ıma kurban olduğuma. Evet hayvana karşı şeytik oldu yardımcısı. Evet. İyi kurtulmuş ya. Daha gözün gezer ama. Yok tamam artık sabahın şimdi indik işte ahıra eniştenle birlikte ısıcak kaynar sularımızı aldık yanımıza. Adı prenses, pamuk prenses mi olsun? Ben de anladım. Hayır, kendilerinin ağzından öyle çıktı ya. İşte pamuk prenses diye. He, ama pamuk gibi var ya, uş. Böyle çok tatlı. Teyzesi. Teyzesi böyle. Yanaklı kulaklarından tut. Yanaklarını şıpır şıpırı. Ben de duydum bana var. Çok tatlı. Ama hafta bakıp tutmak var kendi. Değil mi? Ha, ay, çok Cemle mübadek kızım diye sen diye ne kadar korkuyorsun diye. Kıyamıyorum Cemle bu dedim. Ayaklar için ayağa kalkan bacaklar açılıyor ya. Tabii o işine bir daha kalkamaz ki. Bir düşecek, bir kalkacak, bir düşecek, kalkacak. O zaman gidilir ki. Bugün oynuyor, oynuyor. O daha çok oynar. O hep buralar yıkar yıkar bahçeleri döndüler o. Valla. Yetmez vallahi. Maviş'e kıyamam ya. Mavişim ya. Vallahi. Ama bir ötü kız duygulandı mı? Hayvanı ağzı ağzı kumur emişler yapıyor hayvana. He. Hep. Ağzını hep öyle şey inekle o. İşte şey, o benimki evin hayvanı olduğunu anlıyor. Bugün ne oldu biliyor musun? Ahırdan da gelince bunları doyurdum tamam mı? Fırtına diye çağırdım. Fırtına yok. Maviş'in çanağına koydum ben yiyeceğini. Neyse o fırtına gelene kadar Maviş bayağı bir gidi. Fırtına geldi. İkisi aynı çanaktan yiyor ya. Maviş gerisini ona bıraktı. İnanır mısın? Diyorum ki işte dişi ya. Bunda da bir annelik duygusu var diyorum. Evet. Ona... Ben şimdi kardeş olduğunu. Bir hayvanı olduğunu. Vallahi ona da duygulandım çok. Ya işte. Onda da dedim bak mesela kendisi yedi. Fırtına da geldi. Ondan yerken hıllamadı hiç. Asla. Gerisini de ona bıraktı. Şükrü diyem işte bak diyem görüyor musun? İzledim onları tamam mı? Bunda bile diyem annelik duygusu var işte diyem. Bu bile diyem yani dişi ya. İşte bir anne olduğunu daha şeyler hoşuna. Yavruları olsa ya. Olsun bana diyorlar ki onu kısırlaştır, onu kısırlaştır diyorlar. Ben kısırlaştırmayacağım Maviş'e. Bir annelik duygusunu datsın o da. O düzlerinde toplar yavrularını yani. Bir kedi, bizim bir kedimiz vardı. He. Evet. Hayvan yine böyle büyüdü, uzak olmayacak hayvan yavrularını etti. Bir de baktık ağzıyla yavrularını bizim eve çekti. Şimdi mekan burası değil mi? Mekan bizim burası. Evet. Burası. Ama bir de baktım ki hayvanları çekti, hep taşıdı. Ay. Yavrularını, yemin ederim. En sonunda arabamın bir şey etmişti, öldürmüştü. Ay Allah korusun. Evet, vallahi.
Allah korusun. Şimdi ben Furtan'a din çağırdım lan. Furtan'a gelip hem o da geliyor ya, maaş duymuyor ya. Evet. Bir baktım kafasını uzatmış bana bakıyor. Elimle ona böyle el işareti yaptım. Gel aşağı kız gel dedim, sana yemek vereceğim. Geldi. Anlıyor el işaretinde. Ondan sonra işte bugün öyle yaptı vallahi. Kendisi geri çekti kendini. Onu Furtan'a yesin diye. İşte Cem'le bunda dedi ki hemen dedi ahras inek sahte istemiyor. Evet. Şey Maviş kapıyı tırmalamasını inşallah çekerim, bunu da sizlere gösteririm Sunay. O kapıyı açtı, nasıl tırmalıyor biliyor musun? Yani abla şimdi o Maviş oraya gitse o inek yuları kırar, yuları. Kırıyor işte. Yavrumalı. Evet aynen. Aynen Cem lobuma bile nasıl kafasını salladı akşamın. Cem lobum yaklaşma sen dedim. Evet. Anne oldu ya, anne komutu aldı ya. Öyle işte gülüp ya Sunay'ım ya. İnşallah sen de köye gelirsin. Sen de ineğin olur. Beraber otladırız seninle. Beraber mal gitmeye gideriz. Otururuz el işlerimizi yaparız bahçede seninle. İnşallah Allah büyüktür. Allah'ım da onlara hayırlı kısmetler nasip eder. Seninkine de, benimkine de, herkesinkine. Bir ekmeği vardı, bir ekmeği vardı. İki ekmeği vardı, bir ekmeği de ekmeği vardı. Bir kadın evlenme ekmeği vardı. Olsun, olur. Olur. Hayırlısı olsun. Bir ekmeği de eş nasip etsin. Allah hayırlı. Amin, amin. Gece olsun, hayırlı olsun. Ben arkadaşlarla vedalaşacağım. Bir şey diyeyim mi arkadaşlara? Söylemek istediğin var mı? Bir şey istemiyorum. Kendilerine iyi baksınlar. Hep burada kucak olsun, selam olsun. Arayanlar, soranlara, sormayanlara. Kendilerine iyi baksınlar. Tamam. Arkadaşlar Sunay'ın da sizlere selamı var. Sunay'ın da sizlere selamı var arkadaşlar. Biz muhabbete devam edeceğiz tabii Sunay'la da. Hepsinize çok çok selam var. Benden de sizlere çok çok selam olsun. İşte mutluluğuma da mutluluğumu paylaştı bacım da benimle. Gerçekten tesadüf din aradı. Yani ben aramadım Sunay'ımı. Allah da ondan razı olsun. Rabbim de senin gönlüne göre versin gülüm benim. İnşallah. Hepimizin gönlüne göre versin. İnşallah. Herkesin gönlüne göre versin. Amin. Amin. Herkesin gönlüne göre versin Rabbim tabii ki. Çok güzel doyurdu. Yeter ki Rabbimden iste. Elini aç. Özün sözün bir olsun, elini de aç, Rabbim veriyor arkadaşlar. Gerçekten kimsenin ne malından, ne canından, ne parasında gözümüz yok. Allah'ımıza binlerce şükürler olsun. Hepsi var. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Azından da geçirmeyi de bilen insanız, kanaat etmeyi bilen insanız. Ondan sonra bir bardak çayla bir parça ekmek isek karnımız doyar. Rabbimize şükürler olsun. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Tekrar yine buradan yeni yılınız kutlu olsun, mutlu olsun, evet. Huzurlu olsun, evet. Sağlıklı olsun. Herkese yeni yılını. Sen kutla şimdi kutla hadi bakayım. Herkese yeni yılı kutlu olsun. Hep görüşürüm bu zaman, hep görüşemez. Ben de görüşürüm tamam. Görüşürüz canım. Görüşürüz, görüşürüz. Huzurlu, mutlu, sağlıklı, bol paralı yeni yıllar olsun arkadaşlar. Bir önceki videomda da dile getirdim, danamın heyecanıyla söyledim. Allah'ım herkese nasip etsin. Sizleri seviyorum. İzlerken abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Ondan sonra Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. İki saatim bozuyor ya. He. Öyle bir poğaça kalırsın da bakarsın boyunca. İçinde din şey de olsun değil mi böyle? Nasıl böyle? Nazar boncuğu. He. Tamam.